Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için Sayın Cumhurbaşkanım. Geçtiğimiz günlerde dünya için önemli, Türkiye için de önemli bir Antalya Diplomasi Forumu'nda siz bulundunuz. Bunun hem Türkiye için hem KKTC için önemini anlatmanızı rica edeceğim. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bir başarısıydı. Zaten orada sunumlarda da gerek Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları konuşmalarda bu bir diplomasi formu olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en eski merkezlerinden diyeceğim Akdeniz bölgesinde, Antalya'da Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın keşiştiği bir noktada kültürüyle, tarihiyle, turizm özellikleriyle ve farklı zenginlikleriyle, altyapısıyla, oradaki testleriyle, imkanlarıyla aynı anda çeşitli farklı toplantı salonlarında, farklı toplantıların iletişim imkanlarıyla bütün dünyaya paylaşılması, bu büyük bir organizasyondur. Yani oraya gidip görmeniz lazım. 3000'den fazla misafir, devlet başkanları, dışişleri bakanları, diplomatlar, sivil toplum kanaat önderleri, çeşitli farklı ülkelerden, Afrika ülkeleri de dahil, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve dolayısıyla o insan zenginliğini orada gördük ve dolayısıyla orada diplomasi adına bir enerji, bir dinamizm oluşmuştur ve oradan mesajlar iletilmiş. Tabii bu Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya'nın Dışişleri Bakanı ile Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı'nın Sayın Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde böyle bir toplantıda orada iştirak etmeleri gerçekten çok güzel bir rastlantıydı. Çünkü Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci toplantısını bu yıl bütün dünyanın gündemine getirmiştir ve oradakilerin de genel kanaati bu Davos toplantılarının önüne geçmiştir. Çünkü Davos toplantılarında bu kadar insanın bir araya gelmesi ve bu kadar farklı konuların hem diplomasi hem iş dünyasının da bazı önemli temsilcileri oradaydı. Dolayısıyla böyle bir ortamın yaratılmasında Türkiye Cumhuriyeti Antalya bir öncülük etmiştir. Bir marka haline gelmiştir şimdiden. Ve geleneksel olarak yapılacağı için de Türkiye Cumhuriyeti'nin prestiji, imajı ve itibarı bakımından da fevkalade değerli bir ortam olmuştur. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tabii davetliydik. Orada farklı ülkelerle, farklı devlet başkanları ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşme fırsatlarımız oldu. Bazıları resmi, bazıları gayri resmi. Çünkü bizim bildiğiniz gibi tabii çoğu devlet bizi tanımıyorlar. Fakat şunu gördük orada, hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne olduğunu, Akdeniz'de ve Kıbrıs Adası'ndaki bu ihtilafın neden ortaya çıktığını, neden iddialarımızın, neden şu anda egemenliğe dayalı bir siyaset izlediğimizi herkes biliyor. Çünkü Rusya hareketi zaten Ukrayna'da kendilerine göre onların da gerekçeleri vardır. Hatta Dışişleri Bakanı Lavrov biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismini kullanmıştı. Bu öyle basit bir gelişme değildir. Daha önce de kullanılmıştır, yine kullanıldı. Çünkü gerekçe olarak kendi hareketlerini değerlendirmek için bizim davamızın örnek olarak gösterildiğini düşünmekteyim. Tabii onu söyledi diye bizi tanıdı değil. Fakat onun onu söylemesiyle bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü bizim davamız daha haklıdır. Çok önemlidir. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak şu anda dünyanın kabul ettiği 1960'tan bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti'nin biz eşit kurucu ortağıyız. Bu en büyük hakkımızdır. Kurucu ortağı olarak bizim egemenlik hakkımız vardır. Yani bu devletin ortaya çıkmasında uluslararası hukuk bağlamında anlaşmalarla bizim egemenlik hakkımız vardır. Kendi kendimizi yönetme hakkımız vardır. Silah zoruyla o devletin dışına itildiğimiz için ve o devlet şimdi bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürüldüğü için bizim yegane autonomisi dedikleri ihtiyaçtan ortaya çıkan kendi devletimizi kurma hakkına sahibiz ve kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir garanti ülkesi olmak sebebiyle buraya o müdahaleyi yaptığında uluslararası hukuk bağlamında yapmıştır. Bu da bizim haklı davamıza bir destek dahadır uluslararası kanaat bakımından. Dolayısıyla iki tarafı mukayese ettiğimizde ben diğer taraf için pek yorumda bulunmayacağım. Ancak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda savunduğu politikanın hakikaten haklı bir politika olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunu da dünya görmüştür. Dolayısıyla şu anda biz tanıma süreci itibariyle elbette daha iyi yürünecek yollarımız vardır. Ama bizim için hedef şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti realitesinin, gerçeğinin daha fazla anlatılması,
tanıtılması ve Kıbrıs Türk halkının yaşamını sürdürebilmesi için en doğal hakkımızdır. Burada izolasyonların, ambargoların ortadan kalkması için yaptığımız hareketler ve çalışmalardır. İnşallah her şey daha iyi olacak. Tabii bu pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çünkü burası turizm ağırlıklı. Üniversitelerimizde öğrenci akışına bağlı bir ekonomik yapı var burada. Bunlar tabii çok daralmıştır. Pandemi döneminde karantinalar uygulandı. İnsanlar gelip gidemedi. Bunun çok zararını gördük. Daha sonra işte biliyorsunuz ekonomik krizler ve döviz kurlarına bağlı bir takım sıkıntılar. Şimdi de Rusya-Ukrayna savaşından dolayı petrol, gaz ve dolayısıyla elektrik fiyatlarının artması zaruri. Çünkü ana maddenin fiyatı artmıştır bütün dünyada. 130 dolara kadar çıkmış. Şimdi belki 100 dolara kadar gerilemiş ama bundan sonra ne olacağı artık savaşın durumuna bağlı. İnşallah en erken zamanda biter. Bu fiyatlar da normalleşir. Ve biz de ona göre buradaki bu enflasyonu, bütün bu pahalılığı biraz daha yönetebilir. Çünkü halkımız tabii bu konularda sıkıntılı. Dolayısıyla durum bu. İnşallah önümüzdeki süreci daha iyi yöneterek ve buradaki halkımızın da huzurunu, barışını, güvenliğini, mutluluğunu artırmak suretiyle. Çünkü gün sonunda milli devamımızı hep sanıyoruz ama bunu savunurken de halkımızın umudunu ve moralini hep yüksek tutmamız lazım. Çünkü burada gerçekten uzun yıllar mücahitlik yapmış, kahramanlık yapmış, şehitler vermiş, göçler yaşamış, acılar yaşamış bir halk var Kıbrıs Türk halkı. Ve gerçek anlamda da bir halk. Çünkü diliyle, diniyle, kültürüyle, geçmişle, tarihiyle, verdiği mücadeleyle biz de dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi kendi kendimizi yönetmek ve kendi geleceğimizi tayin etme hakkına sahibiz. Ayrı bir halk olduğumuz için zaten bir şartlar insan hakları beyannameleri ve sözleşmeleri hep bunlardan bahsetmektedir. Örnekleri de vardır. Dolayısıyla bu haklı mücadelemizin savunulmasında hep bunları karşıda muhataplarımızla paylaşıyoruz. Ve çok da sempati görüyoruz. Çünkü neticede görüyorlar, biliyorlar haksızlığa uğradığımızı, mağdur olduğumuzu, insanca yaşama hakkının elimizden alındığını, gençlerimizin diğer ülkenin gençleriyle spor yapma haklarının bile ellerinden alındığını, kültürel anlamda bile ambargolar altında olduğumuzu, ekonomik olarak buranın gelişmemesi için güney komşularımızın her fırsatta bizi daha da boğmak için, bizi engellemek için her türlü çabaya başvurduklarını, bütün bunlar bize yapılan haksızlıklardır dedikleri biliyoruz haksızlığı ama işte onlar maalesef ki ona biz bir şey yapamayız. 1964'te alınan bir kararla tarılmış devlet olarak yollarına devam ediyor. Güya Kıbrıs'ın tüm hükümetiymiş gibi onlar o hakkı almışlar maalesef. Ve aynı zamanda da 2004 Annan Planı ki bu bizim bu Kıbrıs'ın tarihinde çok önemli bir kilometre taşıdır. Bu halkın büyük bir fedakarlık ve uzlaşı göstermek suretiyle Annan Planı'na ki bu kapsamlı bir plandı. Hem Birleşik Devletler hem bütün dünya devletlerinin üzerinde uğraştıkları bizim %65 evet dememize rağmen Rumlar %75 hayır dediler. Ve buna rağmen Kıbrıs adasını tamamıyla Avrupa Birliği'ne aldırttılar. Yunanistan'ın desteğiyle, farklı gerekçelerle. Bu büyük bir haksızlık için Kıbrıs meselesinin halinde bu bir karmaşıklık daha getirmiştir. Avrupa Birliği'nin tam üyesi ve Avrupa Birliği devletlerini de arkalarına almaları. Çünkü o Avrupa Birliği içerisinde dayanışma vardır. Ortak kararlanır. Konseyiyle, parlamentosuyla, kurum ve kuruluşlarıyla, organizasyonları ve diğer karar alma mercileri ve makamları birlikte hareket ederler. Ve dolayısıyla o bloğu biz karşımıza bulunca Türkiye Cumhuriyeti de bundan dolayı sıkıntı yaşamıştır. Fakat hep şunu söylüyorum. Bir kere 1960 anlaşması açık ve net. Bu çok önemlidir. Türkiye ve Yunanistan'ın beraber olmadıkları bir bloğa veya devletler topluluğuna asla Kıbrıs Cumhuriyeti giremez diyor. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin üyesi olmamasına rağmen aldılar. Büyük bir haksızlık yaptılar. Uluslararası hukuka ters düştüler ama yaptılar. Muhataplarımızı sıkıştırdığımızda bu hukuk meselesi değil, bu siyasi bir karardı. Siyasi karar aldı Avrupa Birliği ve aldılar diyorlar. Bu Türkiye'ye de yapılan bir haksızlıktır. Çünkü Türkiye'nin burada hakları ve hukukları vardır. 1571'den beri Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti hakkı vardır, hukuku vardır. Geçmişten gelen bir takım buradaki fedakarlıkları vardır. Ve Lozan Anlaşması'nın o 6. maddesi diyor ki İngiltere gün gelecek Kıbrıs'tan ayrılırsa muhakkak ki ilerideki o statünün, yeni statünün oluşmasında Türkiye Cumhuriyeti söz hakkına sahip olacaktır. Onun için 1960 anlaşmasında Türkiye Cumhuriyeti buranın garanti ülkesidir. Madem Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin bir üyesi değil, nasıl olur da burayı tamamıyla Avrupa Birliği'ne aldılar? Ve tabii Türkiye şu anda bizim bu geliştirdiğimiz yeni siyaseti desteklemektedir. Açık ve net devlet politikasına gelmiştir. Çünkü orada söylenen şudur.
Madem ki Güney Avrupa Birliği'ndedir, bizim de ayrı egemen bir devlet olarak gün geldiğinde biz de Avrupa Birliği'nin içerisinde olabiliriz. AB çatısı altında iki devlet, ben onu savunurum. Ama eğer egemen bir devlet olarak o anlaşmanın içerisinde varlığımı sürdürebilirsem, tesis edebilirsem, egemen devlet olduğu için Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü anlaşma yapabilirim. Ve dolayısıyla Türkiye'nin garantörlüğü devam eder. Türkiye'nin burada varlığı devam eder ki biz Kıbrıs Türk halkı olarak o dünyada yaşayabilelim. Kendi varlığımızı sürdürebilelim. Esas itibariyle Kıbrıs meselesi bu ama dediğim gibi bu pandemi dönemi, döviz krizi ve şu anda bu dünya savaşına dönüşmüş olan Rusya-Ukrayna meselesi inşallah geride kalır. Geride kaldıktan sonra buranın geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum ben. Doğu Akdeniz'in en güzel, en fazla turist alabilen, en fazla gerçekten burada yatırımlarıyla hem turizm yatırımları hem farklı projelere, çok projeler vardır. Doğasıyla, güneşiyle, deniziyle, kültürüyle, tarihiyle insanların, dünyalı insanlar olması dolayısıyla Kıpkırmızı Türk halkının çok büyük başarıları vardı. Dolayısıyla bu adayı biz tabii Türkiye'mizin adresiyle cennet bir aday yapabiliriz. İnşallah o yolda yürümeye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi günümüzde dünyada dengelerin değiştiği bu gündemde Rusya'ya ambargolar uygulanıyor. Tabii bu uygulamaya devam edecek. Dolayısıyla Rus halkı da artık gerek turistik ve gerek yatırım açısından farklı mecralara, farklı pazarlara yönelecek. Aynı zamanda Ukrayna'dan da bir göç var, bekleniyor ve mevcut da bir göç var. Kıbrıs için bu bir fırsat mıdır? Kıbrıs için bir fırsat. O halde çünkü Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya ilişkileri devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti o süreci yönetmesiyle, o özgüveniyle, duruşuyla hem Rusya'da hem Ukrayna'da ara bulucu rolünde münasebetlerini de devam ettirmektedir. Dolayısıyla Rus halkı tabii bu savaşın kararını alan, savaşan, gerek idare eden, gerek tabii ordusundan farklı 100 milyonların insan var Rusya'da. Şimdi bu insanların ellerinden turizm hakkını almak kimseye düşmez. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla turizm devam edecek. Tabii eskisi kadar olmaz çünkü bayağı bir ekonomik tahribat vardı Rusya'da ama Türkiye ile münasebetleri devam eder, turist akışı devam eder olduğu kadar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelebilirler özellikle Antalya, Alanya bölgesinden buraya da şu anda bizim bazı turizmcilerimiz oralarda iş birlikleriyle buraya da turist aktarmak için çeşitli çalışmalar vardır. İnşallah olur. Evet. Bekleyip göreceğiz onu. Şimdi bir de Azerbaycan'la ilgili. Öncelikle ben buraya sizinle görüşmeye geleceğimi duydukları zaman Azerbaycan'dan çok size selamlar ilettiler. Çok seviliyorsunuz bir kere Azerbaycan'da. Bir millet, üç devlet şiarı artık çok seslenmeye başlıyor. Azerbaycan-KKTC ilişkileriyle ilgili ne söylemek? Aslında çok geniş konuşulacak bir konu ama. Vallahi bizim hep söylediğimiz Azerbaycan devleti bizim kardeş devletimizdir. Evet. Kardeşlerimizdir. Azerbaycan'ın sevinci de, marazı da bizim de sevincimiz ve marazımızdır. Tarihten gelen zaten bu böyledir. Bir millet, üç devlet. Halk olarak elbette bizim ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve aynı milletin soyundan gelme olmaları. Bunlar bizi birbirimize bağlayan gönül birliği, kader birliği, aramızdaki muhabbet, aramızdaki bütün bağların gerçekten son bu iletişim imkanlarıyla artık benim burada çeşitli yaptığım toplantılar, çeşitli yaptığım söyleşiler hepsi Azerbaycan'da yayınlamaktadır. Büyük bir ilgi vardır. Çünkü çok sayıda orada televizyon var. Çok sayıda sizin gibi muhabirler var, gazete var, sosyal medya var. Burada olan biten orada da yaşanıyor. Orada olanlar da burada. Ve tabii bizim buradaki üniversitelerimize gelen Azerbaycan'dan öğrenciler vardı. Azerbaycan'dan çok değerli öğretim görevlileri vardı. Ta üniversitelerimizin kuruluş yıllarından beri burada olan ve şu anda vatandaşımız olan, burada evlenmiş olan, burada damat sahibi olan veya gelin sahibi olan çok Azerbaycanlılar vardır. Onlar bizimle beraber yaşıyorlar. Devamlı onlar da gidip geliyor. Bütün bunlar aramızdaki bu güzel bağların gelişmesi için çok güzel vesileler oluyor. Bizim şu anda tabii sürekli olarak gündemde tutmaya çalıştığımız, biz burada bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'de bütün Türk devletlerinin bir bakıma temsilcileriyiz Doğu Akdeniz'de. Karşımızda da Rum-Yunan ikilisi vardır. Bizim gönlümüz bir Türk Devletler Teşkilatı'nın tabii en büyük ülkeleri. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan bunlarla hep temaslarımız vardır. Kültürel anlamda daha fazla üniversitelerin çeşitli temasları bağlamında çok temaslarımız var. Geçenlerde Türk soyu ziyaret ettim. Ankara'da Azerbaycan'dan çok sayıda milletvekili buraya gelmektedir. 20 Temmuz'da da geldiler. Geçen hafta burada da farklı bir grup vardı milletvekili olarak. Ben Antalya'da Hikmet Bey'le görüştüm. Cumhurbaşkanı yardımcımızla. Hikmet Bey'in bana gerçekten resmi bir toplantıda kameralar önünde güzel söyledikleri
Tabii söyledikleri vardır. Ama diplomatik anlamda bizim daha ileriye gitmemiz için bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü belli ki bazı sıkıntılar olabiliyor. Farklı ülkelerin farklı sıkıntı yaratmalarıyla diyelim. Dolayısıyla bunları sabırla beklemekteyiz. Ama benim bildiğim Sayın Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, İlham Ali Bey, eşleri ve diğer hükümet yetkilileri hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile büyük bir muhabbetle gerçekten bağlılar. Türkiye Cumhuriyeti ile fevkalade güzel ilişkiler oluşmuştur. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük fedakarlığı vardır Kıbrıs'ta. Kıbrıs Adası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti için çok değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmalarda da açık ve net ifade edilmektedir. Birileri Azerbaycan'a dokunursa Türkiye'ye dokunmuş olur. Birileri Türkiye'ye dokunmuş olursa Azerbaycan'a dokunmuş olur. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da birileri bize dokunursa Türkiye'ye de dokunacağı için Azerbaycan'a dokunmuş olur. Dolayısıyla her türlü bağlandık. Onun için bu güzel muhabbetlerimizi Azerbaycan halkıyla paylaşırsanız, onlara bizim sevgi ve saygılarımızı iletirseniz, Kıbrıs Türk halkının onların gerçek kardeşleri ve onlara gerçek sevgi, muhabbet, sevgiyle her zaman o şekilde bir duygu içerisinde olduğumuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.